Ben asla iftira atmıyorum. Bu programa çıkmak da istemezdim. Çünkü herkesin kendi hayat yaşantısı var, işi var, gücü var. Dışarıya vesaire. Çıkalım dedi. Ebru yalan söylediğin konularla var. Bakın niye söyleyin ya. Zaten yorulun. Zaten yorulun. Bir dakika. Bir dakika Ebru. Özgür bir dakika. Ama ya, bak, bir dakika sırayla konuşun. Bir dakika sırayla konuşun. Bahar. Ben eşim de bir günden bir güne dışarıda oturup da bir çay içmiş bir insan değilim. Zaten yoruluyoruz diyor. İşe gidiyoruz diyor. Otur diyor. Evinde iç diyor. Dışarıda niye masraf yapıyorsun? Kıyafet alacağım. Alacağım kıyafetlere karışır. Yapma, etme. Dolabın zaten dolu. Ne gereği var der. Ya bir arada şey götürdüğüm olmadı mı seni? Ama kendi gırtlağı olduğu zaman herkesten önce koşar. Ben bir şey istediğim zaman hep böyle yarım. Anca ben işlere gidiyorum kendi işlerime. Oradan aldığım parayla kendime bir şeyler alıyorum. Yani hediye almaz. Sizin niye almadın mı? İnkar etme. Almadın mı aşkım? Kim geçindiriyor almadın sizin evinizi? Ben zaten çalışıyorum. Yani sen aslında yani, yapıyorsun. O olmadığı zamanlarda. Peki senin kredi kartın Özgür Bey'de mi? Ya benim şöyle, benim kredi kartımın limiti 50 bin lira. Ben onu mesela masada koyuyorum. O gün mesela ne bileyim evde değilim, dışarıdayım. Her zaman yanıma almıyorum. Kart kullanmamaya gayret ediyorum. Ortaklaşa kullanıyoruz Zahide Hanım. Sadece ben onu malzeme alırken işimle alakalı onlarda kullanıyorum. Peki kontrol ediyor musun bu kartla nerelere gidilmiş, neler evet, yapılmış? Evet, evet. Hep restoranlarda. Evet, bana diyor ki malzeme alacağım diyor kartından. İkimizin ortak kartıydı normalde. Hani benim kartım ama beraber kullanıyorduk, beraber ödüyorduk. O mesela malzeme alacağı vakit o bana diyordu. Bak şu kadar para harcadım, al şunu yatır diye. Ama yani ben siz bunları ne kadar görünce yokluk çok içinde oldum. Yaşıyorsanız Ebru Hanım'ın anlattığı gayet centilmen, bonkör bir adam. Evet. Gezdiren, yediren, içiren bir adam. Yardım severim zaten, yedik yani. Sadece bana otele götürmek, otelde de zaten gördünüz yani bornozla yine. Bir restorana gittiğimizde yani çok affedersiniz 1500-2000 TL bir iki saatlik ödüyordu yani direkt yediğimiz içtiğimiz bir iki saatte. Seni ziyarete 1500, geliyor muydu 2000 Ebru? TL. Evet evet ziyaretime geliyordu. Hatta ben hastalanıyordum, kendisine mesaj atıyordum ya halsizim işte hastayım vesaire. Evime meyve yolluyordu, çiçek yolluyordu. Hasta Zahide hasta Hanım, Zahide Hanım hasta oldum. Gönderirim yani. Ameliyat masasındaydım, tek başımaydım. Ablam var, çok sevdiğim ablam dediğim kadın Nilgün ablam. O geldi benim başımda durdu. Beyefendi gelmedi bile. Ya evde çocuğa bakıyordum yani o zaman. Yani yalan çocuk söyleme. Çocuk tek başınaydı o zaman. Çocuk kaç yaşında Allah aşkına? Çocuğum 13 yaşında. Çocuğum tamam, zaten bakıyordum. Kendine bakıyor. Bir yere de gidemiyorum. Hayvanlar da var. Sen bu işlerden vakit ayırabiliyor muydun karın acaba? Ayırıyordum. Nasıl ayırıyordun? Ayırıyordum. Sen vakit ayırıyor. Biz yaşamanın için bilemezsin sen. Olmazdı. Ebru bir şey sorabilir miyim? Bir yakınlaşma oldu mu aranızda? Yok hayır. Yani bir mesafemiz vardı ama bana karşı ilgisini anlayabiliyordum. Yani kiramı ödemeyi bile teklif etmişti. Yardımseverlik. Nasıl bir yardımseverlik? Zahide Hanım, yardım edeceksen kendine yardımseverlik. Yardımseverlik bu. Ya benim çok hoşuma geldi. Sana ne başka kadınlardan? Kendi karşısına bakmayan. Etmedin mi paramızı gelip ortaya koymadık mı? Koymadık mı? Neyini yaptın? Ya neyini nasıl neyini yaptın? Neyini yaptın ya? Her şey neyini çalışıyordu. Parayı getirip ortaya koymuyordu. Neyini yaptın? Ben sıkıştığımda bile babamı arayıp babamdan istiyorum. Sen ne yaptın? Ne ben de elimden geleni yapıyordum ben de. Ben de elimden geleni yapıyordum. Yalan söyleme babam ben bile. Ben niye yalan söyleyeyim ya? Bana dedi ki ya bu evde Allah adam Allah. Yok mu? Yok mu bu evde Allah. Adam? Her şeyi sen yapıyorsun. Bu evde adam, baba diyorum adam yok çıkıyor. Var yukarıdaki komşunun borusunu tamir ediyor. Evet. Çalışmaya gidiyorum. Milletin osunu busunu tamir ediyor. Yardımseverlik kötü bir şeyse yardım ben burada hiçbir şey demiyorum. Böyle olmaz. Evdekini aç bırakıp başkalarını yedirmek olmaz. Hesabına attığın paralar da vardı o zaman. Neyin hesabına? Attığın paralar da vardı. Tabii, ki ben gelene kadar idare etmedin mi ben? Benden harcadığını bana geri yatırıyordun. Sen var ya senin yatacak yerin yok Özgür. Senin bu saatten sonra benim evimde de yatacak yerin yok. Siz eşinize ne zaman en son çiçek yolladınız mesela? Hanımefendiye sürekli çiçek alıyormuşsunuz, hediye alıyormuşsunuz. Eşinize en son ne zaman çiçek yolladınız? Bir buçuk alıyormuş ya. O da kapının önüne attığım zaman oldu. Karakolluk olduk demiştim ya o zaman. O da çiçekçiyle yolladım yani. Onu da aldı çiçekçinin kafasına şak indirmiş. Evet kafa. Gerçekten onu da yapmış ya. Abi dedi ben adam dedi ki ben götüremem bak dedi siz alın götürün. Veya kapıya bırakın. Ben dedim ki özellikle anlattım. Hani siz dedim böyle durum var. Eşimle kavga ettim uzaklaştırma aldım. Dedim götür ver tamam abi. Sen git çiçeği al kafasını adamın şak indir. Hak ediyorsun. Burada suç. Niye hak ediyorum hak ya? Hak ediyorsun. Ya niye hak ediyorum? Ya sen bana evli olduğunu söylemiyorsun bir kere. Sen sordun mu bana? Sordun mu? Hep sorman böyle mı gerekiyor? Ya, hep böyle evet bak. Sorman gerekiyor. Sordun mu sen? Özgür.
Yayına katıldığından beri şu stüdyoya gelen bayanların hepsine aynısını diyorsun. Parmağında yüzük yok. O yüzüğü zaten yok. Takmaz. Ben açıklamasını yaptım zaten. Gösteri yaptığım zaman çıkarıyordum ya. Tamam bana yapsana sana kaçtığı zaman zaten ben çıkartmıştım mi? Ben onu cüzdanıma koymuştum. Evli olduğunu söyleseydi ben asla bu tekliflerini kabul etmezdim. Hangi tekliflerini? Örneğin hediye verdiği zaman, işte yemeğe götürmeyi istediği zaman vesaire bunları kabul etmezdim. Ama bir genç kız olarak işte 2 sene öncesi mesela daha küçüktüm ben ve daha hoşuma şimdi gidiyordu bu davranışlar. Şu an 27. O zaman 25 yaşındaydı. Evet bir de okuldan yeni mezundum vesaire hani maddi olarak da kötüydüm. İş teklif edince bu tarz şeyler yapınca benim çok hoşuma gitmişti. Ebru neyini Özgür Bey'in beğendin? Hani neden böyle bir durum ortaya çıktı? Çok masumdu gerçekten. Çok masum. Öyleyim zaten yine masumum. Evet. Hiç masum oynama şu an masum çok güzel oynuyorsun sen. Oynamıyorum gerçekten masumum bak beni tanıyanlar tanıyor. Çıkarır vallahi. Acınacak durumda. İyi bir insanım yardımsever bir insanım. Ya Allah seni herkese yardım ederim. Gerçekten ya. Yardım seversin. Yani gerçekten evet. Bahar Hanım'ın halini izledikçe çok üzüldüm. Gerçekten katılmam gerekiyor dedim yani gördüğüm andan beri. Ya gerçekten peki, masumiyetine inanmıştım. Ebru pırlantalar vesaire ne oldu sende mi kaldı? Final nasıl oldu? Hepsini geri verdim. Geri verdin. Hı hı. Ne yaptın o pırlantaları Özgür? Çok başka fazla bana geri vermiş. Vermeye çalıştı. Niye başka çalıştı? Sevgilisine bana verdin? Bana gelmediğine göre başka sevgilinde kim niye bilir başka yarın başka verdin? Kim çıkacak bu stüdyoya? Vermedim kimseye. Ben çok fazla dengesiz yani, hareketlerini görmeye tabii başlamıştım. Bana örneğin diyordu ki mesela akşam 7'den sonra bana yazma. Ben sana yazmadan yazma. Hani şimdi ne oluyoruz dedik. Evli erkeklerin klasik durumları. Ben sana bunu mu dedim? Evet. Bu mesajını açıp gösterebilirim. Örneğin işte çiçek hiç aldım sana geliyorum. Ya. Ya. Meyve aldım sana geliyorum. İyileş çabucak canım. Seni hastasın, görmek istiyorum. Yolladım. Ne olmuş yani bunda? Artık, hastasın sen ya. Gerçekten bir şey diyemiyorum. Artık elimde kalacaksın bak. Ya ne yapmışım ya? Kız hasta. Meyve tabağı göndermişim. Gerçekten ne yapmışım? Herkese hasta olan ya. Vitamin alsın diye yolladım. Hakikaten ameliyatta kalmış meyve tabağı hasta. Ameliyattan çıktım. Kan revan içindeyim. Ya tamam. Bütün buralarıma, bütün vücuduma demirleri sokmuşlar. Sen neredeydin? Ya gelecektim, gelecektim. Neredeydin? Çocuk tek başınaydı. Yemeğini falan yapıyordu. Tabii çocuk tek başınaydı. Hayvanlar vardı. Çocuk onlara kim başına bakacaktı? Bak ben çocuğumu Gülgün abla geldi senin yanına durdu. Çocuğumu bıraktım da geldim ben buraya. Bak. Yine çocuğum tek başına evde. Nasıl durabiliyor? Duruyor. Her şeyin bir bahane. Ne? Hayatın bir bahane. Artık değil, bıktım. Değil. Artık Bahar, bıktım. Şunları da merak ediyorum. Ebru Hanım size hiç evini gösterdi mi? Nerede yaşadığından bahsetti mi? Özgür ablasıyla yaşadığını söyledi sadece. Ablam demedim Ebru. Bu kadar. Ablam demedim. Bak sen o fotoğrafları açtığında yani ben denk geldiğimde daha sonra bu kim diye sorduğumda ablam dedin. Sen yanlış anlamışsın orada ben sana ablam diye anlatmadım ben. Ya karım desem Özgür? Ben nasıl yanlış anladım? Ya ben sana fotoğrafları açtım ne gösterdim. Ne dedin? Dedim bu benim eşim. Aa ablam ve ablamla yaşıyorum dedi daha sonra. Ya inkar etmesene niye şöyle. Ya ben neden yalanıyorum? Ben işimi gücümü bıraktım yaşıyorum. Buraya geldim. Ya seni rezil etmek için geldim. Artık rezil Özgür başka bir yalan bul tamam mı insanlara? Ablamla yaşıyorum deme. Tamam mı? Deme de ki bir onunla birlikte aynı evde yaşıyorum. O da safın önünde gideni de her gün aldatıyorum de. Ne tamam aldatma? Mı? Ben de hiçbir şey yapmıyorum. Oturuyor evinde duruyor. Aramızda bir şey geçmemiş ha zaten sevgili bir şey değiliz ki. Ha bir de geçseydi. Geçmedi. Bir de geçseydi. Hayır geçmemiş de aramızda. Kaldı bir de geçseydi. Sen ne biçim insansın? Sen ne biçim bir zamparasın ya? Ne zamparası? Ya bıktım artık. Gerçekten bıktım ya. Esen abla söyle. Özgür Bey sevgili değiliz diyorsun. Tek taş kime alınır? Evlilik teklifi edilen bayanı alınır. Tamam da. Ebru Hanım size evlilik teklif etti mi? Yok hayır ama etmedi de niye tek taşı kabul ettiniz o zaman? Bir de ya şöyle kendisi çok ciddiydi açıkçası. Ben ailemle de tanıştırdım bu arada. Ailenle de tanıştırdın. Babayla tanıştı. Kiminle? Annenle babanla mı tanıştın? Sen nesin sen? Tekrardan bizim evin yakınlarında bir gösteri merkezine geldi. Gösterisini yapmak için. Beni davet etti. Ama annemle babamın geleceğinden haberi yoktu açıkçası. Ben de ona sürpriz olsun istedim. Zaten nişan yapalım, söz yapalım vesaire. Bundan bahsettiği için ben de götüreyim dedim. Hani ne? Annem görsün, babam görsün. Nasıl ya? Nasıl ya ben sana? Nasıl bir adamsın senin sen? Senin yüzükleri, kolyeleri niye aldın? Ben sana öyle madem hediye getirdim. Madem ciddi değildin niye aldın? Hediye getirdim. Ya resmen sana işte. Hediye getirdim diyor. Üstü kapalı ya düğün teklif yapmış yani bu resmen. Resmen bunu yapmış. Hayır. Ya sen ne kadar iğrençsin. Senden ya artık nefret ediyorum ya bak. Senden artık nefret ediyorum. Bak düş yakamdan. Düşmeyeceğim. Düş yakamdan. Hayır düşmeyeceğim. Düş yakamdan. Bırakmayacağım senin peşini de. Ya nereye bırak?
bırakmıyorsun. Hayır, sen bırakmayacağım. Kimsin ya? Bırakmayacağım. Kimsin? Bırakmayacağım. Kimsin? Bak Özgür. Sonuna kadar da burada seni almadan gitmeyeceğim. Bunu çok kötü ödetirim bak. Seni buradan sana almadan da gitmeyeceğim. Sana bunu çok kötü ödetirim bak. Sen de doğruları konuşsana Ebru. Bahar, bence her şeyi fişekledin burada ya. Bence boşamalısın. Boşa bu adama. Ver bombayı. Bravo ya. Bravo, bravo. Gerçekten bravo. Tek başına kaldı. Buyurun zaten. Zaten kadın buyurun. Hakları için buradayım. Sonu kaldı. Boşamak kaldı yani. Ya neyi boşamak kaldı ya? Hiçbir şey hak etmiyorsun. Bu kadın ya bu hale neden geldi? Neden bu hale düştü? Senin Ebru, ben yüzünden. Sen şunu fark ediyorum. Şu anda Bahar Hanım'ı hepimiz anlıyoruz. Bir kadın için çok acı gerçekler bunlar. Zaten o bunları çoğunu yaşamış ama kadın... Kadın gibi kadın, evine, çoluğuna, çocuğuna sahip çıkmış bir kadın, işinde gücünde. Onun hayal kırıklığını anlıyorum. Ebru, sanki senin içinde de bir hayal kırıklığı var. Yani evet açıkçası. Çünkü hani nişan yapalım, söz yapalım, baksana yüzük aldım sen vesaire. Sen bu adamla gelecek mi düşünmüştün? Böyle bir şey mi hayal etmiştin? O zaman öyleydi. Hala sanki bir şeyi var, öyleydi. Umudu var, farkında mısınız? Yani öyle misin hala? Yok, hala hayır. Bir umudun mu var? Hayır. O yüzden mi bana boşan diyorsun? Hayır. He? Şimdi bak seni yolarım ha! Şimdi o yüzden mi diyorsun boşan? Ya bir dakika, ben sizin bana hakkınızı savunmak tabii için geldim. Harikasın, ben kuşluyorum size. Boşan ben alırım diyorsun değil mi? Çok güzel. Demek ki artıkları seviyorsunuz, sağ olun. Ya, bu adam size iyi katlanmış. Yani ben şu an bunu anladım. Sizin hakkınızı evet, savunmaya evet, geldim ama. Evet, bu adam bana iyi katlandı. Sen burada kadın olarak dayanamadın. O tırnakları bile, üstündeki kıyafetleri bile benim paramla alındı. Ya niye senin paranla aldın ya? Benim paramla alındı. Niye yalan söylüyorsun? Ben katlandı. Senin paranla almadım evet ben. Siz de işte böyle gelirsiniz. Niye inkar ediyorsun? Kuma gibi. Bak doğruyu söylüyorsun. Doğruyu söylüyorsun. Tırnak paramı bile Özgür verdi. Allah. Doğru. Ama... Sen ne kadar iğrençsin ya! Sen ne kadar iğrençsin ya! Daha nelerimi duyacağım ya! Ya neyi duyacaksın? Daha nelerimi duyacağım, ben artık dayanamıyorum. Herkes, herkes bir sakinleştin. Şimdi, acaba şey olabilir mi bu Özgür Bey'de çift kişilikli bir durum evet olabilir mi acaba? Bir tarafı evli bir tarafı bekar mı? Yani bekar zannediyor kendini. Onu da konuşuruz evet. Peki yarın devam edeceğiz.